Günaydın, 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 günaydın. Pazartesi günüsü. Tabii suratlar bir karış. Ah be canına yanayım ya. Ya sizi gören de hafta sonunu, yani özel yatınızla Monte Carlo'da kahvaltı, Fransız Riviera'sı, ya onu ben söyleyemiyorum Pascal ya. Fransız Riviera'sında bir tur atıp Riviera'sında özel jetinizle Las Vegas'ta geçirip ondan sonra çılgın eğlencelerle geçirmişsiniz de ya pazartesi ne iştir ya, işe gitmek zorunda kalmışsınız, yazıklar olsun muş gibi zanneder. Ya Kadir sen ne diyorsun ya? Yani demek istiyorum ki ne yaptık ki kardeşim cumartesi pazar. Öğlene kadar yattık, denize gittik, kuma bulandık, Ağustos sıcağında dolandık. Yani enseyi kızarttık, AVM'ye gittik. Yani şunu kabul edelim Pascal. Hiçbirimizin işe gitmekten başka yapacak çok fazla iyi bir şeyi yok. Yani biz maalesef hobisiz bir milletiz Pasko. Niye öyle diyorsun? Ya denemesi bedava be Pascal. Şimdi kapı açılsa, patron içeri girse, Pascal sana bir ay maaşlı kafa izni verdim dese. Oo. Bir ay bak, bir ay ne yaparsın hacı? Paso yatarım. Buyur, buyur işte. Patron, adamsın. Boynuma dura. Ya Pascal bak bir şey söyleyeceğim sana. Ben hayatımda çok denyo gördüm. Ama senin kadar denyosunu görmedim ya. Abicim senin benle ne mezun var? Bana niye denyo diyorsun? Oğlum yavrum patrona boynuma dola denir mi ya? Ya bu kadar patronun yalakası olmaz ki ne ya? Tamam biz de adamı sağda solda gördüğümüzde şöyle güzelsin böyle güzelsin şahane adamsın diye ince dil darbesi attırıyoruz ama yani direkt boynuma dola nedir abicim, bu çok hardcore Pascal, olmaz böyle, bu kadar yalakalık olmaz. Abicim patron patrondur. Parası olan adamı görünce yarışmadan yapamıyorum. Ne yapayım? Hakikaten mi Pasko? Çok parası olan adamların cebine inen parayla aynı anda yüzüne inen bir nur var sanki ya. Ha? Evet ya Kadir. Niye öyle oluyor? Abi ben parası olan adamı teninden tanıyorum artık ya. O nasıl oluyor? Oğlum zengin adamın cildi mermer gibi oluyor lan. Ben daha parası olup da cildi bozuk bir adam görmedim kardeşim ya. Para denen şey demek önce karaciğere iyi geliyor acı abi. O zaman Kadir bize hiç para yok. Evet Pascal. Demek ki neymiş? Parası olan adamın karaciğeri yağ bağlamıyormuştu acı. Halbuki çok saçma, paran varsa et yersin. Et yedikçe karaciğer yağlanır. Efendim cilde vurur, leke yapar. Ha? Ama Kadir zenginler et yemiyor ki. Affedersiniz s**ayım öyle servete la o zaman. Milyon dolarım olacak, et yemeyeceğim. Yakarım la o parayı gaz döküp. Aa. Yakma abi bana ver. Ya arkadaşım sen nasıl bir insan evladısın? Hayali paradan bile nemalanmaya çalışıyorsun bro ya. Abi be. Hayali böyle güzel. Para abi bu. Canım ya boş ver bunları ya. Ama bunlar yaş işler ya. Kısa keselim. Ne oldu? Yine para hayaline mi daldın? Evet abi. Sen? Dur bakayım. Aha ben de daldım. Yalnız patron tempo dedi Pascal. Tempo yapmazsak bırak böyle büyük serveti, bizim mincik maaşı bile alamayık lan. Of be Kadir. Top oynarken hoca tempo ister. Radyoda patron ister. Honduras'da hatun ister. Bu ne lan? Abi hayat bu, tempo istiyor. Hayatın kendisi tempo istiyor. Tempolu bir şekilde Twitter adresimizi ver. Pascal Askışgi Kadir. Pascal Askışgi Kadir Twitter adresimiz. Tweetlerinizi bekliyoruz efendim. Aragaz başladı. İşiniz gücünüz rast kessin. Dabancanızdan ses gelsin. Herkes ayrı dişler. Pascal hepinizi dişler. Aragaz. Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. Aragaz. Pascal. Yes sir. Twitter adresimizi vermeye hazır mısın? Hazırım. Yapıştır. Pascal Askışgi Kadir. Şişir Pascal. Pascal Askışgi Kadir. Üfle Pascal. Ya Kadir iyi misin değil mi? Pardon abi pardon, kaptırdım galiba. Twitter adresimiz Pascal Askışgi Kadir efendim. Efendim yüksek sanata maruz kalmaya hazır mıyız? Önce onu soralım bir. Hazır mıyız? Heh, ben de var ya bunu bekliyordum. İşte böyle sanat. Sanat böyle işte. Pascal, insan alışınca bekliyor. Çekirdek çitlemek gibi. İzmirliler için söyleyeceğim. Çiğdem çitlemek gibi bir şey bu. Bir kere başlayınca bitene kadar duramıyorsun. Biri gelse de beni yüksek sanata maruz bıraksa diye öyle bekleyip duruyorsun ya.
Kadir, kısa kes, sen mi yazdın? Evet efendim, ben yazdım. Hı-hı. Bütün sanat ekollerinin kurucuları gibi ben de çok sık eser veriyorum. Ki benden sonrakilere bir izlek olsun. Ne olsun? İzlek olsun. İzlek? O ne lan? Yavrum, sanattan konuşurken sokak dili kullanacak halim yok ya. İzlek, özlek, istenç, böyle kelimeleri araya atmamız lazım. Yüksek sanat bunu istiyor, bunu icap ettiriyor ya. Ben de efendim Türk şiiri içinde şimdiden sağlam bir yer edinmiş olan ve kendimin acizane başlatmış olduğum haybeci şiir ekolünden bir duygu tosarması oluşturdum, yazdım. Halkım armağanım olsun. Kadir, tamam. Ne konuştun ya? Hadi oku. Bak şunu unutma Pascal. Bir yüksek sanat iyidir. Ama iki yüksek sanat ondan da iyidir. İşte yine duygu, yine his. İşte yine tosaran hisli duygular. İşte kafiye, dize, mısra, uyak, vezin. Sesinizi kessin, dinleyin. Of Kadir ya. Tamam be ya. Allah'ım ya. Sanatı var ya. Kimlere kaldı be? Vardar Ovası, Vardar Ovası. Bizi buldu galecilerin kovası. Zapatuçnia olsaydı değişirdi belki takımın havası. Stadyum değil canına yandığın, bildiğin sinir stres yuvası. Volkan s**tı zaten, Kameni'ye kaldı sıvası. Nereden başlasam, nasıl anlatsam, Ziglere özledim gülüm, Maldonado'yu hasretle anar oldum. Guiza boşta mı acaba? Orta sahanın göbeğinde Ozan, ıslığı öttürüyor Ozan'a kızan. Takım şiir gibi top oynuyordu da, Ozan mı oldu bu ahengi bozan? Bir Alex değil ki orta sahadan ceza alanına sızan. Bu yönetimden başarı bekliyorsan, çocukluğuna inelim, sen şöyle bir uzan. Malum takım Gomis ile rakibine çöküyor. Beşiktaş dakika başı kaleye şut çekiyor. Bizim geri paslar bile kalemize sekiyor. Anladım ki biri bizi merdivende sinirlendiriyor yani. I love you Alex, 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 I love you. Nasıl buldun Pascal? Abi, aklım aldınız. Vallahi bak, yeter ya. Bu nedir abi? Yüksek sanat diye beni denirttiniz. Kardeşim, ben hassas bir şairim. Takımım yerlerde sürükleniyor. Perişan olmuş. Beni de düşün. Ama ne yapayım, bunu yapmak zorundaydım. Eşin dostum maskarası olduk. Ben de bir geçirmasyon yapmalıydım ya. Kendim, efendim. Ne olur. Tamam. Ben de ana kuzusuyum. Ana kuzusuna dikiz. Kara kuzu bu, kara kuzu. Of. Aragaz. Didigal. Her an Pascal çıkabilir. Pascal. Gel diyorum. Ajda'nın estetikçisine gidiyor. Kim gidiyor? Tarkan. Hangi Tarzan? Tarzan değil yavrum. Tarkan. Allah Allah. Ha. Adamı delirtme ya. Tarzan diyelim ki var mesela. Yani ormanda yaşayan, postu beline dolamış, yarı vahşi ama cirlop gibi bir abi. Böyle biri var diyelim. Niye estetikçiye gitsin baba? Ha? Burnunu yaptırmış bir Tarzan orangutana, şempanzeye, aslana, kaplana söz geçirebilir mi acaba abi? Geçiremez mi? Ya geçiremediği gibi ormanın neşesi olur. Olmaz. Şöhret yapar. Ajda Pekkan'ın estetikçisine giden Tarzan değil. Tarkan. Megastar yani. O yanama çık adam, çık adam. Çık adam değil de şıkıdım o, neyse. Tarkan niye gidiyormuş Ajda'nın estetikçisine peki? Hesapta indirim yapsın diye. Tanıdık ya. Yavrum, o işler bizde olur. Avrupalı esnafa indirim deme, canını al daha iyi ya. Gerçi bizdeki esnaf da uyanık ha. Pazarlık payıyla söylüyor fiyatı zaten. Evet abi, en az var ya %40 koyuyor. Ya ben en çok neye hastayım biliyor musun? Hı. Hani pazarlık ediyorsun, bir fiyat söylüyorsun. Esnaf o fiyata bayıla bayıla satacak ürün ama müşteri uyanmasın diye, hani olur mu olmaz mı, fiyat kurtarır mı diye kafasından hesap yapmıyormuş, yapıyormuş gibi bir an, evet, böyle duruyor. Hani sonra ne bileyim, belki biraz makinayla oynuyor, hesap makinesi falan. Hadi sattım diye el uzatıyor ya. Ben o tiyatronun hastasıyım ya. Abi, Türk esnafında da var ya, oyunculuk tam Oscar'lık. Vallahi bak. Ama esnaflık budur kardeşim. Avrupa'da esnaf yok, satıcı var. Esnaf bizde. Ne fark var? Ha, çok önemli fark. Bak şimdi Pascal. Mesela George, Hacı. Mesela sen. Mesela Van Hooydonk.
Siz esnaf adamlarsınız. Pahalı satarsınız ama işinizi iyi yaparsınız. Bir de müşteri kafalarsınız. Müşteri size tapar. Ama mesela bir Schneider, bir Mario Gomez, bunlar satıcı. Bunların sıcağı yok, insan sıcağı yok. Dükkanı robot gibi açar, robot gibi kapatır. Yani makine gibi işini yapar. Geçer gider. Merhaba dersin, mal gibi yüzüne bakar. Ben esnaf milleti olarak Avrupa milleti içinde bir tek İtalyanları gördüm. Anladın mı esnaf neymiş Pascal? Esnaf Pascal. Hayır, anlamadım. Bununla uğraşamayacağım şimdi. Tarkan'a dönelim ya. Dön abi. Tarkan benim büyük aşkım Ajda Pekkan'ın İsviçre'deki estetikçisine gidip hücrelerini yeniletip gençleşecekmiş. Hayda. Oluyor mu öyle? Yavrum ne bileyim ben. Para olunca her şey oluyor demek ki. Hücreni de yeniletiyorsun, atomunu da yeniletiyorsun, protonunu da cilalatıyorsun. Sen paradan haber ver hacı. Arayalım mı şu estetikçiyi? Ara abi. Değil mi? Fiyat diyor, fiyat konuşalım. Evet nasıl oluyor? Nasıl evet. Öğrenelim abi. Önemli ya. Tabii arıyorum abi, arıyorum. Hücre yenileyen estetikçiyi arıyorum, çalıyorum. Alo. Tarkan'ın hücrelerini yeniletmek için gittiği Ajda Pekkan'ın İsviçre'deki estetikçisiyle mi görüşüyorum? Selamun aleyküm Ajda Pekkan'ın İsviçre'deki estetikçisi. Ben Kadir Şöptemir. Paskanlığıma da burada lan. Alo kaportacı. Ne haber lan? İşler nasıl? Asene seni. Alo Ajda Pekkan'ın İsviçre'deki estetikçisi abi. Adınızı bağışlar mısınız efendim? Ha, Jürgen Teller mi? Anladım. Alman mısınız babacığım? Baba, ha sen Alman, ha baba Alman, ana İsviçre. Okey, baba dominant, anladım. Evet efendim, Ajda Pekkan'ın İsviçre'deki estetikçisi Jürgen Teller'le konuşuyoruz. Abi, biz kısaca Jürgen diyelim. Tabii, soyadı da bana biraz sakat geldi. Evet. Şimdi estetikçi Jürgen abi, bizim megastarımız var Tarkan. Hayda, bu da Tarzan dedi ya. Abi valla Tarzan Tarkan'dan daha kolay. Ya siz ecnebilerin çene kemiğinizin yapısına ben s**eyim ya. Öf ya. Alo şimdi Jürgen abi, yalnız Tarkan'ın kendisine de Tarzan Bey deme bak. Sonuçta Rizeli, ters bir anına denk gelirsin. Kafayı suratına gömüşleyiverir yani. Yattığın yerden kendi kendine estetik yapmak zorunda kalır. Şimdi bu Tarkan kardeşimiz, sevdiğimiz bir arkadaşımız, fiyatta kendisine bir güzellik yapıyor musun abicim sen? Evet. Bak bunun çevresi geniş, çok müşteri getirir. Kadir, ara vermemiz lazım. Alo, Tarkan'ın estetikçisi Jürgen abi. Yok, Ajda Pekkan'ın İsviçre'deki estetikçisi Jürgen diyelim. Sen bekle abi, bizim bir ara vermemiz lazım. Sonra soracağımız var abi. Tamam? Ha, asıl mevzu şimdi bu aradan sonra. Hadi bakalım. Aragaz. Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. Pascal. Kadir. Ajda Pekkan'ın İsviçre'deki estetikçisi attı mı hala kardeşim? Attı abi. Oyaladım onu. Ayladı. Aylo ne Pascal ya? Beni de alıştırıyorsun ya. Alo. Ajda Pekkan'ın İsviçre'deki estetikçisi Jürgen Gitterler. Abi mega starımız Tarkan da sana gelip hücrelerini yenileteceğimişti. Kendisi seninle güzel bir şey kuracağımıştı. Güzel bir kardeş, burada sevilir. Tarkan'a güzel bir fiyat yap için aradık. Bu konuda okey miyiz abicim? Tamam, tamam. Şimdi abi sen hücreyi kaça yeniliyorsun baba? Oha! Ne diyor? 60 bin avronu alırım Kadir'im diyor, o da sana olursa diyor. Yuh, hücre başına mı? Ohara lan, hücre başına olur mu? Alo Jürgen abi, sen şimdi hücre başına mı 60 bin kaymağı kesiyorsun ya? He total. Ya çünkü trilyon tane hücre var abi, para mı yeter ona? Peki ben bütün hücrelerimi değil de mesela ne diyeyim, aha suratımdakileri yeniletmek istesem sen bana kaç para kesen lan? He öyle bir şey yokmuş Pascal ya. Ne demek ya? Belki ben sadece iki tane hücre yapacağım. Allah Allah ya. Yavrum iki tane hücreyi yenilesen ne olacak ya? Kardeşim param o kadar belki. Belki de ben de sadece iki hücre eski. Diğerleri yeni. Alo estetikçi Jürgen abi, şimdi peki şöyle bir şey istesem oluyor mu? Elinde ikinci el hücre var mı abi? Peki onları bana monte etmeni istesem? Nerenle? Anladım. Ne dedi? Kadir'cim diyor, bu dediğine çok güldüm diyor. Ağzımla değil diyor, başka bir tarafımla güldüm diyor. Böyle ikinci el hücre falan olur mu diyor. Ya Kadir.
akıl var, mantık var. Olur böyle şey. Kardeşim kaçıncı yüzyıldayız ya? Parasını verirsen her şeyin olduğu çağdayız ya. Bilim çağı, uzay çağı, yok savaşlar çağı falan. Allah Allah. Geç bunların hepsi hikaye. Köpekleşme çağındayız, o da ayrı ya. O ne demek Kedir? Yani paranın çağındayız. Para hiçbir dönemde bu kadar ilahlaştı mı ya? İnsanlığın para karşısında köpekleştiği bir çağdayız ya. Neyse, alo. Jürgen abi, şimdi mevzuyu dağıttım, kusura kalma. Şimdi abi benim şöyle bir fikriyatım var abi. Dur abi, hemen itiraz etme. Esnaf adamsın, dinle abi. Mesela diyelim ki, örneğin lafın gelişi. Sana Brad Pitt geldi. Hücre yeniletti diyelim. Sen Brad Pitt'in hücrelerini yeniledin. Eski hücrelerini alıp bir genere koyuyor musun abi? Yani Brad Pitt gitti, tipsiz bir müşteri geldi. Tak, ona uygun bir ücret mukabili Brad Pitt'in çıkma hücrelerini çakıyorsun. Çünkü dünyada öyle tipsizler var ki Brad Pitt'in eski hücrelerine bile monte etsen adam acayip bir şey olacak, kendini iyi hissedecek ya. Vay be Kadir, güzel fikir. Tabii abi. Önce bir lafı bir dinleyin. Bir tartın, bir araştırın. Ben zeki adam, böyle sonu olmaz deyin. Evet. Yani rahatınız kaçmasın diye her yeni fikre karşı çıkmayın, onu demek istiyorum Pasko. Konuş Kadir, kar olsun engel girer. Tabi abi. Alo estetikçi Jürgen abi, şimdi şunu da sorayım baba, grup indirimi var mı sende? Yani şöyle bir grup tipsiz yollanıp toplanıp gelse, Jürgen abi şu façamızı bir düzelt abi ne olur, dalını da yerim diye. Grup indiri olur mu abi sizde? Ne demek peynir tenekesini satıyoruz ya? Abicim artık bugün doktorluk bitti. Yok, doktorlar da esnaf. Hastaneye para kazandırdığın sürece doktorluk yapabiliyorsun ya. Herkes esnaf artık abi. Sen niye bana böyle şekil yapıyorsun ki yani? Kadir, çaktırmadan sosyal eleştiri yapma. Yavrucuğum, ne demek çaktırmadan? Alenen yapıyorum zaten ya. Abi yalansa ya, da biri çıksın yalan desin. Öyle değil mi Pascal? Ne dedim Pascal? Her türlü Kadir. Evet. Estetikçi Jürgen abi, peki ben hücrelerimi yeniletmesem de mesela tadilat yaptırsam, yani hücreyi yenilemeden mevcut hücrenin sağını solunu düzelttirmek istiyorum, anladın? He iyi de sen her şey olmaz diyorsun ya. Ne diyor Kadir? Tarihsel mi lan bu diyor, biyolojik hücrede renovasyon mu olurmuş diyor. Ha bak Kadir, sen de çok zorluyorsun. Ya adama kardeşim bir Ar-Ge yaptırmaya çalışıyoruz aslında. Alo Jürgen abi, şimdi bak biraz tasarruflu olalım abi. Hücrem eskidi, at o zaman yenisini koy. Bu ne abi ya? Tasarruf şart abi, tasarrufla büyüyor. Mikro ve makro ekonomiler tasarrufla büyür. Hücreni sonuna kadar kullan abi. İyice eskiyince atalım ha. Evet, evet. Sen de haklısın. Ne diyor Kedir? Abi benim ekmeğim bunun üzerinden. Niye ekmeğimle oynuyorsun lan sen diyor. Doğru soruyor adam. Haklı abi. O zaman şimdi estetikçi Jürgen abi, sen şimdi bizim Tarkan'a güzel bir fiyat çalış. Çocuğun ayağı alsın. Bu ikinci el hücre işinde bir düşün. Bak burada Pascal var. 10 numara zenci fiziği var bunun. Genetik miras sağlam bunda. Zenci yakışıklısı. Tabii tabii, hakiki zenci Pascal. Neyse, estetikçi hakiki zenci olduğuna inanmıyor lan. Ya fazla esmerdir, zenci değildir diyor. Ya lütfen efendim, orijinal zenci ya. Ya bir şey yap, ispat et lan adama. İyi motherfucker. Ha duydun mu Jürgen? He? Evet abi, hakiki zenci gırtlağı dedi. Tamam Jürgen'im, bak bu Pascal var ya, yakışıklı zenci. Denzel Washington bilmem ne. Yani bunlar franchising vermiş de son kalan franchise'ı bu almış gibi bir adam, öyle düşün. Şimdi Pascal'ın ikinci el hücrelerini uygun bir fiyata satacağız sana. Tabii yavrum, teknoloji müsait değil deme, sen geliştir ya. Çalış ya. Ya ticaretin ayıbı yok ya. Hadi buna biraz yüksel de buradan bir ekmek yiyelim hadi canım benim. Hadi işin gücün rast gelsin, davancandan ses gelsin hadi. Jürgen, hem odumsun hem de Jürgen. Aragaz. Aragaz. Paskal. Geldi hocam. Şu an stüdyomuzda kim var? Dilber Hoca geldi. Hanımlar beyler, yeryüzüne düşen ilk ve en iri bilgi taneci. Cehalet ejderhasını avlamak için diyar diyar gezen yalnız ve asil şövalye. İşte bilimin kuvvetli sesi. Hocam sen var ya, şövalye Lancel olsun.
cahil Lancelot şerefsizin tekiydi. Kral Arthur'un kankasıydı ama adamcağızın karısını baştan çıkardı. Ay beni o edepsiz şerefsizle bir tutmaya sen nasıl cüret edersin? Kadir, bu rezillik nedir yani? Ben bu hakaretlere katlanmak zorunda mıyım? Hocam Pascal adını ben sizden özür diliyorum. Çocuk yanlış anladı ya. Ne dedim ben ya? Kötü bir şey mi dedim? Ya kabahatini bir sus Pascal ya. Oğlum idare et işte ya. Ha, pardon. Hocam özür dilerim. Allah benim cezamı versin. Ay evladım, sizin durumunuza bilimsel olarak bir tanım bulayım diye üniversitelere bile sordurdum. Ama sonuç aynı çıktı. Siz bilimsel olarak da deniyorsunuz. Bunu biliyor musunuz? Bana pandomim mi yapıyorsunuz? Ay siz cahiller, deniz anası kadar IQ'nuzla bana böyle kavukluyla pi şeker oynuyorlar göğe. İbişlere bak. Aa Dilber hocam, vallahi haddimizi bilemedik. Cehaletimize ver, affet bizi hocam ya. Dilber hocam, boynuma dola. Yani hem cahil hem sevimlisiniz. Hani insan size kızamıyor da. Ay yoksa benim tersim çok fenadır. Bak Kadir, sen iyi bilirsin. Ay sayenizde bilirim hocam. Lütfen derseniz, gelmiş sorular var, onlara bakalım. Belki cevaplamak keyfinizi yerine getirir ha. Ay ne yapayım Kadir, bir ömrü cehaletle savaşmaya harcadım. Pişman mıyım? Evet. Ama artık geri dönüş yok. Giden yıllarda geri gelmiyor. Bundan sonra da böyle cehaletle savaşmaya devam edeceğim artık. Vay be Dilber hocam ya. Aynen var ya, Ababam'daki Mahmut Hoca gibi konuştum. Ha babam sınıfı cahildir ama Mahmut Hoca cahil değildir. Bak candır. Hocam size gelmiş sorulardan hak geçmesin diye rastgele seçtiklerimi okuyacağım. İşte hüzünlü yalnızlık sormuş. Erkek arkadaşım zengin. Benden de 10 yaş büyük. Yazın uzun tatiller yapıyor. Bazen beraber gidiyoruz. Onunla tatile gidemediğim zamanlarda meğer başka bir kadınla gidiyormuş. Kızdım bunun üzerine. Kavga ettik ve ayrıldık. Sonra barıştık. Aynı şeyi tekrar yaşatmaya başladı. Ne yapayım diyor. Rumuz hüzünlü yalnızlık. Yani şimdi bir kere adamda siz deniyorlar ne diyorsunuz? Hah buldum, bir dakika dur. Cukka, evet, şimdi adamda cukka sağlam. Evet. Niye tek başına tatile gitsin? Sana bu mantıklı geliyor mu Kadir yani? Zengin adamın sap olarak tatil yapabileceğine inanacak kadar safsan zaten kendini bir saksıya diktir, böyle sulasınlar seni. Evet kardeşim, adamda para var. Sen onunla tatile gidemiyorsun diye pansiyonda Elizabeth mi yapacak? Eleanor mu yapacak? He? Pascal. He? Ya senin ne kadar küçük bir dünyan var ya. Ya zengin adam pansiyonda kalır mı yavrum ya? He? Pansiyon senin benim gibi ağaçlar için. Adamın zaten zenginmiş, malı mülkü varmış, baksana ya. Sevgilim zengin, tatile onunla gidemiyorum, başka bir kadınla gitmiş. Gidecek yani, haklı diye demiyorum ama gidecek, gider de. Erkek mandıradan yeni çıkmış bir dana gibidir. Başıboş bırakırsan gider başkasının tarlasına girer. Bu benim tarlam mı diye sormaz. Aa hocam, aynı Pascal'la beni tarif ettiniz ha. Dilber hocam, aynen var ya, beni tarif ettin. Bir soru daha var hocam. Karanlık Şafak soruyor. Hoşlandığım biri var askerde. Allah kavuştursun. Evet. Sosyal medyadan ekledim, mesajlaştık diyor. Yani bir dakika, şimdi bak, biz askerdeyken ankesörlü telefonla bile haftada bir konuşuyorduk. Ha şimdi bu nasıl oluyor? Sosyal medyadan ekledim, mesajlaştık falan. Kebap askerlik yapıyor demek ki hocam. Bazı birlikler diğerlerine göre daha rahattır ya, yani belki öyle bir yere denk gelmiştir yani. Askerliğin rahatlığı olmaz. Askerlikte rahat olmaz. Askeri rahat olan bir millet huzurlu uyumaz bir kere. Oo, hocam var ya, sen komutan olsan yandık valla. Ben komutan olsam her dakika mıntıka, her dakika alarm. Nedir? Alarm ne? Yani alarm demek istiyor. Aha. Ya kim insan alarm diyemez, alarm der. Neyse, bayram ve doğum günü mesajlarıma cevap veriyor ama konuşmak için attığım mesajlara cevap vermiyor. Çok üzülüyorum. Sizce neden böyle yapıyor? Bu kızın adı neydi Kadir? Adı yok, rumuzu var. Karanlık Şafak. Cahil bir kız bu Kadir. Adam askerde, sen WhatsApp'tan mesaj atıyorsun. Neden hiç?
Ay geyik olsun diye. E mıntık adam mıdır, revirde midir, ay tuvalet nöbetinde midir, ya da bir yanlış yaptı diskoda mıdır, mutfakta 200 kilo patatesi soysun diye önüne koymuşlar mıdır, belki sabah sporunda İtalyan çukuruna girdi çıkamadı, hala debeleniyor İtalyan çukurundan çıkmak için. E bunları hiç düşünme, ancak WhatsApp'tan mesaj attım cevap yazmıyor, niye beni sevmiyor mu? Adamın bozkırın yılanı kaçmış, bu hala da WhatsApp derdinde. Evet soyun. Hocam askerde adamı bir an bile boş bırakmazlar ki, değil mi? Evet ya, askerlik zor. Sana ne oluyor yavrum, Allah'ın Fransız, siz ne anlarsınız la askerlikten? Neden abi? Napolyon Fransız'dı. Aman bin yılda bir Napolyon çıkarmışlar. Evir çevir Napolyon, başka da bir şey bilmezler. Napolyon dediğinde Kadir kadar boyu var. E türlü türlü huyu var. Evlat olsa yatılı okula verir. Ay vallahi bir daha arayıp sormasın. Rusya'ya girdi bu. Orduyu da telef etti. Fransızlar zor attılar bunu başlarında. Yani demek ki bize övgüyle anlatılan Napolyon tıs bir adam aslında hocam. Ay siz cahiller nasıl diyorsunuz? Ha evet buldum. Hava gazı. Ay tırışka. Ha ha ha. Ay bazen de böyle vallahi barzo olmayı çok seviyorum. Aragaz. Lütfen alıcınızın ayarıyla oynamayınız. Aragaz yayında. Pascal, geldim. Şu an stüdyomuzda kim var? Kimse yok abi. İşte mevzu, neden yok? Nerede bu millet? Telefon geldi. Pardon, efendim telefon, pardon. Alo? Ufaluçi! Döndürmeyi Şevçenko'yu, Sivas, Çermikli, Estadio de Vicente Calderon stadından hepinize sevgiler, saygılar. Sevgili dinleyiciler, FIFA tarafından milyonlarca dolarlık transfer yaptığı halde ilk üçe giremeyen kulüplerin gazını almak için düzenlenen, hesabını bilmeyen çavuşlar acaba nerelerine avuçlar şampiyonası finalinden hepinize sevgiler, saygılar. Şampiyona ilk defa düzenlendiği halde dördüncü kere katılan Fenerbahçe ile Real Madrid arasındaki final karşılaşmasını Belçika Futbol Federasyonu'ndan Zygmunt Albunalamazsın yönetecek. Maçın hakemi aslında bir estetisyen, saç ekme işinden büyük paralar kazanırken İbrahim Tatlıses tarzı bıyık ektirmek için elinde İbrahim Tatlıses fotoğrafıyla gelen bir Arap şeyhine bıyık ekmeyip çenesine Berdan Mardini gibi çene çukuru açınca işsiz kalmış ve o da futbol hakemliğine başlamış. Hakem evli ve iki çocuklu. 5 yıllık evli olan hakemin karısıyla arası iyi. Gerçi annesi karısına ilk birkaç yıl kaynanalık yaptıysa da şimdi gelin kaynana gayet iyi anlaşıyorlar. Çocuklardan biri halaya, öbürü ise hiç kimseye çekmemiş özgün bir tip. Ya Dilker abi gözünü seveyim ya. Bak hava durumundan geçtik, artık öyle bir beklentimiz kalmadı ama sen hakemin aile hayatını maçtan daha çok anlatıyorsun. Bu ne abi, bari maçı anlat ya. Evet abi, tamam anladık. Hakem hakkında bilgi vermek iyidir ama bu ne ya? Evet Dilker abi, sen detaylı biyografi veriyorsun ya. Schweinsteiger! Hayvansı Alman Schweinsteiger'in çektiği şutta top üst direği yaladı geçti. Hakem topun üst direğe yaptığı yalama hareketini gördü ve aylaksız topun değiştirmesini istedi. Bu arada maçın topu sevgili dinleyenler meşin ve yuvarlak, siyah beyaz bal peteği desenli, Almanya'da Gegenbach'ta spor malzemeleri üreten büyük bir firmanın fabrikasında üretilmiş. Aslında voleybol topu üreten banttayken bir işçi hatası yüzünden futbol topu üreten banta konulunca futbol topu olmuş sevgili dinleyiciler. Abi futbolcunun hakemin hayatını anlatmasını geçtik, şimdi topun şeceresine mi girdik? Yapma ya bunu. Dur dur abi, bu var ya tarihi olay. Benim hayatım futbola geçti, böyle bir şey duymadım. Zapatuşlu ya! Top şimdi Larabella'da. Larabella topla ilerliyor. Larabella topla ilerliyor. Larabella şu an alenen topa yürüyor. Evet, fakat top da Larabella'ya karşı boş değil. Araya giren Yusuf. Yusuf yapma Yusuf. Ceza sahasında bu yapılmaz. Yusuf ne yaptı? Ceza sahasını penaltı mı? Hayır, Yusuf Larabella'yı ceza sahası içerisinde karşıladı. Gidin özelinizi kendi aranızda yaşayın diyerek topa vurarak uzaklaştırdı. Bu arada Yusuf'un gözü Larabella'ya takıldı ve Larabella'nın kıyafetini beğenmedi. Utanmıyor musun bu dekolte kıyafetle maça çıkmaya? Hale bak, bütün bacakların ortada diye herkesin önünde onu fırçaladı. Larabella da... Ama bu sene abiye formalar moda.
diye cevap verdi. Yusuf koş git üstüne adam gibi bir forma giy deyince sinirlenen Larabella sana ne abim misin yoksa babam mısın diye cevap verince Yusuf elinin tersiyle Larabella'ya bir tokat attı. Hakem olay yerine geldi. Ne oldu diye sordu. Yusuf durumu anlattı. Hakem inanmıyorum sağda akıl almaz şeyler oluyor sevgili dinleyiciler. Hakem Yusuf'a hak verdi ve Larabella'ya kırmızı kart gösterdi. Urpalucci! Kadir benim derviler yandı. Benden bu kadar. Vallahi ben de koptum bro. Bu nasıl maç lan böyle? He? Alalım şu Dilker abi hattan ya. Aldım abi. Aldım. Ya ben Dilker abi dinlerken acayip yoruluyorum ya. Anlattıklarını gözümde canlandırmak bile yoruyor beni. Yok top direğini yalayarak çıkmış da hakem topun direği yaladığını görünce terbiyesiz topun değişmesini... Bu ne abi? Evet abi ama var ya. Anlattıkları gerçek olsa futbol var ya dünyada herkes seyreder. Çok eğlenceli olur. Ya futbolda eğlence mi kaldı Paskal'ım ya? Ya Allah Allah ruh hastaları doldu eğlenceyi kaçırdılar götürdüler ya. Baba yaro! Döndürmeyi Şevçenko'yu. Abi hani alttan almıştın Paskal? Pardon abi şimdi aldım. Of. Aragaz. Türkiye radyolarının en baba programı Aragaz. Aragaz. Paskal. Geldi hocam. Evet şu an stüdyomuzda kim var? Orgay Hoca geldi. Hanımlar beyler uluslararası ilişkiler ve diplomasi uzmanı ve stratejist Orgay Kabarır hocamız stüdyomuza teşrif etti. Hocam hoş geldiniz. Orgay hocam adamsın. Evet hocam sağ olun hocam evet hocam. Hocam hoş bulduk hocam. Orgay hocam Amerika'da Beyaz Saray'da bir şeyler oluyor. Neler oluyor hocam? Her şey olabilir Kadir hocam ya. Beyaz Saray dediğin zaman aklın şaşar şuurun şınav çeker Kadir hocam ya. Beni Beyaz Saray'da bir mekana götürdüler hocam. Amerikan gotiği içeride bir kızlar var. Yok böyle bir şey hocam. Bir görsen aklın şaşar şuurun teokta full çeker. God bless you Orgay. Come here dediler. Bir gittim yanlarına hocam. Language fantastico hocam. Sabaha kadar verdim hocam. Past tense, future tense, perfect tense. Sabah giderken dediler ki Orgay sen past future tense değil past perfect tense misin dediler ya. Evet hocam ya. Pascal sen ne anladın bu hocanın dediklerinden? Abi Beyaz Saray'da şaibili işler dönmüş. Ben bu anladım. Orgay hocam ben onu demiyorum. Trump Beyaz Saray'ın baş stratejistinin işine son vermiş. Ya biraz ben ondan bahset diye mevzuyu açmaya çalıştım ya. Verir hocam ya. Verecek hocam ya. Kendi kadrosunu kuracak hocam. Yanındakiler hep derin Amerikan adamları hocam. Beyaz Saray'dan derin Amerika'yı yolluyorlar. Yerine kim geliyor biliyor musun? Kim geliyor hocam? Esnaf Amerika geliyor hocam ya. Amerika'yı bundan sonra küçük işletmeci yönetecek hocam. Ama Orgay hocam ilminize saygım sonsuz olsa da bu konuda bir itiraz edeceğim izin verirseniz. Et hocam. Beni Batı Virginia'da bir mekana götürdüler hocam. Best goes fantastico hocam. İçeride Virginyalı kızlar var. Bir görsen aklın şaşar. Şuurun otobüs bekler hocam. Yok böyle bir şey. Teacher fantastico. Ders anlatıyorlar. Maksus yanlış yapıyorlar. İtiraz ediyorsun. Öyle değil böyle hocam diyorsun. Tak ayaktasın hocam. Tek ayak. Tek ayak üstünde school fantastico hocam. Teacher Margaret'la student Orgay'ın maceraları hocam. Ne güzel hocam. Evet hocam. Güzel hocam ama araya hademe Archibald girdi hocam. Girmeseydi iyiydi. Araya hademe aldık. Sıkıntı oldu hocam ya. Ya Allah aşkına hocam. Ne güzel Amerika'nın derin siyasetinden bahsederken Batı Virginia'daki okul fantastikolu mekanda yaşananlara nasıl geliyoruz biz ya? İzan insaf sahibi bir Allah'ın kulu bana bunu izah etsin ya. Gelir hocam. Gelir Kadir hocam. Diplomasi böyledir hocam. Fantastikosuz diplomasi olmaz hocam. Hocam sen bana niye itiraz ettin hocam? Orgay hocam az önce Amerika'yı esnaf yönetecek buyurdunuz. Oysa Trump esnaf değil ki büyük sermaye. Yani Amerika'yı küçük esnaf yerine büyük sermaye yönetmesi gerekmiyor mu? Yanlış mı söylediniz? Büyük sermaye erkek aslandır hocam. Erkek aslan başka erkek aslanı istemez hocam. Bir dağda iki erkek aslan olmaz ama küçük esnaf dişi aslandır. Grup olarak avlanır, grup olarak karar alırlar hocam. Beyaz Saray'da bir tane erkek aslan var inşaatçı Trump. Başka erkek aslan sokar mı hocam o Beyaz Saray denen dağa? Hocam piyasayı var ya başkasına imdirmez. Kapitalizm.
Evet hocam, hocam beni İngiltere'de bir mekana götürdüler. İngiliz goti hocam, içeride bir kızlar var. Aklın şaşar, şuurun barfiks çeker hocam. Yok böyle bir şey. Adam Smith fantastika hocam. Milletlerin zenginliği, Wealth of Nations hocam. Ne oluyor burada dedim. Arap kralı Salman gelecek, herkese salacak dediler. Zor kaçtım hocam. Evet hocam. Ya hocam, bu Arap Salman var ya, her yerden çıkmak başladı. Aman hocam, adının geçtiği yere gelip salıyor bu Salman ya. Sessiz olun. Şimdi ben burada Salman Salman desem gelip salar mı hocam? Gelir hocam. Fazla adından bahsetmeyin. Salman gelir salar hocam. Fülle dealle bülkün mili deala. Evet hocam, bak Arap kralı Salman'ı takdimimdir. Hepimize salmadan kaçalım hocam. Hadi bakalım. Aa, yürü, 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 yürü hadi. Bay bay bay. Git. Aragaz. Muhabbetin belini kıran program. Aragaz. Paskal. Kadir. Canım senin Instagram adresin neydi? Numa 21. Seninki Kadir? Benimki de Kadir Çopdemir'di. Çok güzel. Efendim Instagram galerilerimize bekleriz. Güzel, sevimli, sempatik, matrak, hoş. Gelin bizi mutlu edin. Sizle beraber olmak güzel bir şey. Bunu lütfedin bize daha doğrusu efendim. Bir de şu el kadar sahibi de çok seviniyor. Görseniz. Evet ya. Haydi gibi oluyorum. Evet evet Paskal, hakikaten haydi. Bir şeker kız, bir Heidi değil mi? Bir Clara, evet. Bunlar çok önemliydi ya. Tamam Kadir. Abartmayın. Abartmayalım ki vatandaşın aklında kalsın. Ne demiş Kafka? Hangi Kafka? Ne demek lan hangi Kafka? Kaç Kafka tanıyorsun hayatta abi? Hiç. O kadar değil. Bir tane meşhur Kafka var abi. Bilmen lazım. Aa evet ya. Marsilya'nın sol bekiydi. 2002. Kafka Marsilya'nın 2002'de sol beki. Evet ya. Ya Pascal, o değil. Allah'ın gücüne gitmesin ama bazen sana imreniyorum ha. Niye ya? Ya köy yanarken saçını tararmış. Senin öyle bir dünyan var ya. Ayıp be abi. Ya yanlış anlama, eleştirmiyorum ama imreniyorum hatta. Ama yani acayipsin ya. Neyse, vatandaşın sorularına bakalım. Müşteri bekletilmez abi. Bir de neydi abi? Neydi? Müşteriyle ilgili iki kuralımız var. Hı. Biri müşteri bekletilmez. İkincisi neydi? Müşteriyi tezgahın arkasına çekip... Oğlum o kapalı çarşı Mahmutpaşa esnafı için ya. Bizim için müşteri bekletilmez bir. Bir de müşteriye yok denmez iki. Ne sorarsa var diyeceksin. Cevap vereceksin. İşte mesela bak, müşteri sormuş. Diyor ki Necdet, Kadir abi uzun yıllar Madonna'nın arkasında klasik gitar çaldığını neden bizden yıllarca gizledin? Ne? Dinleyici soruyor. Kadir abi diyor, yıllarca Madonna'nın arkasında klasik gitar çaldığını neden bizden yıllarca gizledin diyor. Sen Madonna'nın arkasında klasik gitar çaldın? Tabii Pascal. Tabii abi. Çok zor oldu ama çaldım. Oğlum sen gitar çalamazsın ki. Bir şey söyleyeyim. Ben hayatımda gitar tutmuş adam değilim. E nasıl çaldın? Ya öyle bir fantazi yapalım dedi ya. Arkamda gitar çal bir yandan dedi. Nasıl ya? Ya zor oluyor Pascal. Bir yandan akor bas, bir yandan Madonna'ya bas. Yani zor iş. Özellikle o bareli akorlarda falan bayağı zorluyor. Yani bir de karışık arpejlerde falan tabii bayağı bir zorlanıyor insan. Ama Kadir, ben seni hiç Madonna konserinde görmedik. Yavrum, konserlerde çalmadım ki. Ben ne dedim sana? Madonna'nın arkasında çaldım dedim. E ne zaman çaldın? Ya Pascal, eskiden Commodore 64 diye bir oyun makinesi vardı. Heh. Kasetle oynardın. Yani şimdi oyun CD'leri var ya, hani eskiden kasetleri vardı. Bildiğin şarkı kaseti gibi. Saatlerce kafa ayarı yapardık. Şimdiki gençlere anlatsam da zaten anlamazlar. Sen de Commodore 64 gibisin ya. Uzun bir kafa ayarı yapmak gerekiyor hacı her seferinde sana. Abi ne diyorsun ya? Sen şimdi Madonna gitar çaldın mı? Çaldım abi. Nerede çaldın? Arkasında çaldım abi. Tamam. Hangi konserinde? Hala konserinde diyor ya. Ya deli olacağım. Oğlum topla dükkanı gidelim. Senin kayış sıyırdı. Anlamıyorsun sen ya. Hadi gidelim ya. Gidiyoruz bro, gidiyoruz. Hadi sen dükkanın önünü süpür. Paspası içeri al. Efendim yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Görüşmek üzere. Paka paka. Sarı. Paska.